Takdir Allah'tandır. Kardeşlerim, bizim mesuliyetimiz ulaşılmadık tek bir seçmen, kapısı çalınmadık tek bir hane bırakmadan çalışmak, gayret göstermektir. İnşallah tıpkı diğer seçimlerde olduğu gibi 2019 yılındaki tarihi seçimlerde de ülkemizi refaha, huzura ve istikrara kavuşturacağımıza inanıyorum. Kardeşlerim, bakınız gençler, bunu iyi dinleyin. Bunu öğrenmenizde çok büyük fayda var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne buyuruyor. Burayı iyi dinleyin. Kızlar, hanımlar, burayı iyi dinleyin. Mevlana ne buyuruyor? Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. Bitmedi. Ruh ne durur ne de unutur. İşte biz de Çorum'u böyle seviyoruz. Anlaştık mı Çorum? Ruhumuzla seviyoruz. Çorum'un müteşebbis insanlarını, ülkesine, milletine, bayrağına, ezanına sevdalı insanlarını ruhumuzla seviyoruz. Unutmayın, aşkına çalışan yorulmaz diyerek sizlerin desteğine, sizlerin güvenine mazhar olmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. 2002'den beri şehirlerimiz arasında, vatandaşlarımız arasında asla ayrım yapmadık. Yapılmasına da müsaade etmedik. Bizim nazarımızda hiçbir şehrimiz ikinci sınıf değildir. Üvey evlat asla değildir. 81 vilayetin tamamı, 80 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde birinci sınıftır. En iyi, en kaliteli hizmete layıktır. Bu anlayışla 15 yılda Çorum'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 12 milyar liralık yatırım yaptık. Bu ne demek? 12 katrilyon liralık yatırım yaptık. Çorum'u Hitit Üniversitesi ile buluşturduk. Üniversitemizin bugün öğrenci sayısı ne oldu? 16 bin. Bizden önce Çorumlu kardeşlerim en basit ameliyatlar için nereye gidiyordu? Ankara'ya veya İstanbul'a. Çorum'daki sağlık hizmetleri maalesef ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi yetersizdi. Biz inşa ettiğimiz 7 hastane ve 4 sağlık ocağıyla bu sıkıntıyı da önemli ölçüde ne yaptık? Çözdük. Nasıl çözdük? Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 155 bin metrekarelik kapalı alanı, 1600 araçlık otoparkı ve 800 yatağıyla bölgenin en modern sağlık kuruluşlarından biri oldu. Bu hastaneyle hem şehit Erol kardeşime vefa borcumuzu bir nebze ödemiş olduk, hem de Çorum'a şehir hastanesi konforunda bir sağlık tesisi kazandık. Elbette ilçelerimizde imal etmedik. 100 yataklı İskilip Devlet Hastanesi ile birlikte 5 adet sağlık yatırımımızın yapımı devam ediyor. İskilip
ve Bayat devlet hastanelerinin inşaatlarının planlanandan çok daha uzun sürdüğünü biliyorum. Haklısınız. İnşallah aksaklıkları bir an önce giderip bu hastanelerin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız. Sayın Bakan. Bir dakika. Bir dakika. Sağlık Bakanımdan bir şey duyacağız. Bir dakika. Donanımlarını yerleştiriyoruz. İşilip. Bayat. Bayat'ı da teslim alacak. İnşallah fazla kalmadı. Şu anda donanımlarını İskilip'in alıyoruz dediler. Bayat'ı da inşallah kısa sürede tamamlayacağız diyorlar. TOKİ kanalıyla Çorum'da 5400'e yakın konut uygulaması başlattık. Bu konutların çoğunu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Kalanlarında inşası bitmek üzere. Özellikle Devane'de inşa ettiğimiz TOKİ konutlarımızla bir taraftan şehrin göbeğindeki gecekondu sorununu çözerken diğer taraftan da Çorum'a yepyeni bir meydan kazandırdık. Kent Park projesinin tamamlanmasıyla İnşallah Hıdırlık'ın da hem tarihine hem de Kerebi Gazi ile Süheyb-i Rumi Hazretlerinin manevi mirasına yaraşır bir çehreye kavuşacağına inanıyorum. ...2002 yılına kadar... ...Çorum'da sadece... ...59 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 59 kilometre. Yani... ...79 senede 59 kilometre. Biz buna... ...14 yılda... ...260 kilometre bölünmüş yol ilave ederek... ...319 kilometreye çıkardık. Şu anda... Çorum'da toplam maliyeti 2 milyar lirayı aşan 11 adet projemizin yapımı sürüyor. Çorum İskilip Çankırı Karayolu ile Çorum Merzifon yolunu en kısa sürede tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Böylece havalimanına olan mesafeyi hem süre hem de yol olarak daha da kısaltmış olacağız. Yolcularımız için kabusa dönüşen 40 dilim geçidindeki sıkıntıyı da 2020 senesine kadar tamamen çözüme kavuşturuyoruz. Biliyorsunuz daha önce buradaki tek şeritli dar yolu genişletmiştik. Bu yol tabii sıkıntılıydı. Şimdi ise bu yıl ilk iş olarak 3 Ocak'ta toplam bedeli 480 milyon lira olan yeni yol ve tünel projesinin ihalesini yaptık. Böylece 40 dilim korkulan, çekinilen değil, artık keyifle, gururla seyahat edilen bir güzergah haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi geliyorum hızlı trene. Biliyorum. Hızlı tren Çorumlu sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayaliydi, rüyasıydı. Hamdolsun şimdi biz bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. 286 kilometrelik Samsun, Çorum, Ankara hızlı tren hattının 3 kesim halinde proje ihalesini gerçekleştirdik. Bu yıl içinde inşallah projesi
etüt çalışmaları tamamlanacak. Sonra da yapım için gereken adımları atacağız. Bu hızlı tren hattıyla Çorum bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan Sivas, Erzincan üzerinden Doğu Anadolu'ya, bir taraftan da Akdeniz ve Ege bölgelerine bağlanmış olacak. Nasıl? İyi mi? Bana bak, hızlı treni beğenmediniz galiba. ...15 adet sulama projeleriyle 146 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yalnız bir şey söylüyorum. Sulama birliklerini de kaldırıyoruz. Bunlarla yürünmez. Büyük ihtimalle çalışmalar yapılıyor. Bu işi belediyeler vasıtasıyla çözmenin yoluna gideceğiz. Zira sulama birliklerindeki tespitlerimiz çok acı ve çok ciddi bedeller ödettiler. Koçhisar Barajı ile 118 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Obruk Barajı ve HES'i ile 70 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız. Çorum sanayi şehri olmanın yanında tarım ve hayvancılıkta da öncü bir vilayetimizdir. Son 15 yılda Çorumlu çiftçi kardeşlerimize 1,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Çorum'u ve Sungurlu'yu önceki yıllarda doğal gaz ile buluşturmuştuk. Şimdi İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize de doğal gaz sağladık. Dodurga, Mecidözü ve Oğuzdar ilçelerimize ise 2019 yılında doğal gazı getiriyoruz. Bu yapılanlar elbette önemlidir ama yeterli değildir. Çorum'un çok daha iyisine, çok daha güzeline layık olduğunu biliyoruz. Özellikle sanayi, altyapı, ulaşım ve kamu yatırımları alanında sizlerin ihtiyaçlarının, talep ve beklentilerinin farkındayım. Bölgesinin en önemli üretim merkezlerinden biri olan, KOBİ başkenti olan Çorum'un teşvik ve lojistik imkanlar noktasında karşılaştığı sıkıntıları da inşallah çözeceğiz. Çorum turizmde büyük hamle yapabilecek potansiyele sahip. 5000 yıllık tarihiyle Hattuşaş ve Alacahöyük antik kentleriyle şehrin farklı köşelerine yayılmış Selçuklu ve Osmanlı eserleriyle, müzeler ve ören yerleriyle Çorum'da kültür turizmini canlandırmamız gerekiyor. Bu noktada bazı projeler, teklif ve planlamalar olduğunu biliyorum. İnşallah bu potansiyeli harekete geçirecek adımları da atacağız. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kardeşlerim, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 senesinde Çorum'u her açıdan layık olduğu yere el birliğiyle taşıyacağız. Allah güç kuvvet verdikçe, sizler bizden desteğinizi esirgemedikçe, mazlumların sığınağı olan bu ülke için çalışmaya, üretmeye, tuğla üstüne tuğla koymaya devam edeceğiz. Sevgili Çorumlular, değerli kardeşlerim, devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip şehirlerimizi ayağa kaldırırken diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf ediyoruz. Biz terörü bitirdikçe
terör örgütü tarihinin en büyük zayiatlarını verdikçe bakıyorsunuz birileri hemen rahatsız oluyor. Türkiye'nin başına musallat edilmiş en büyük engeli ortadan kaldırması hem ülkemiz içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok ciddi rahatsız ediyor. FETÖ'cülerin, bölücü örgüt sempatizanlarının, DAEŞ'li canilerin ve tescilli Türkiye düşmanlarının terörün kökünü kazımamızdan endişeye kapılması elbette doğaldır. İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların, kirli planları boşa çıkanların da operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması normaldir. Daha düne kadar sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerin yaşadığı ezimeti de şüphesiz normal karşılıyoruz. Ben teşkilatımla gurur duyuyorum. Elhamdülillah. Rabbim bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için Rabbime hamd ediyorum. Kardeşlerim, isminin önünde profesör yazan, doçent yazan, kendini gazeteci, düşünür, sanatçı, siyasetçi diye adlandıran birilerinin niçin bu operasyonlardan rahatsız olduğunu açıkçası bilemiyoruz. Neymiş? Bunlar savaş karşıtıymış. Neymiş? Bunlar bölgede çatışma istemiyormuş. Neymiş? Türkiye'nin sınırlarını korumasının yolu YPG terör örgütüyle sulh içinde yaşamasından geçiyormuş. Yememiş, içmemişler, bunun gibi bir sürü ezeyanın altına imza atmışlar. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Ya adama sormazlar mı? Şimdiye kadar aklınız neredeydi diye. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be? Kan dökülmesine karşısınız da bölücü örgüt Suriye'de girdiği her yerde on binlerce insanı vahşice katlederken niye sizin gıkınız çıkmadı be? Terör örgütü çukur eylemleriyle, bombalı barikatlarla bölgedeki vatandaşlarımızın hayatını zindana çevirirken sözde profesörler, sözde doçentler, sözde sanatçılar, siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya? Profesör olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Doçent olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Benim vatandaşımın canına kast edecekler, onları öldürecekler, siz hala kalkacaksınız. Yok biz savaş istemiyoruz, biz barış istiyoruz. Barış, barış kanla tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barış seversiniz, niçin bölücü örgüt mensupları ailelerinin gözü önünde polislerimizi, askerlerimizi, güvenlik korucularımızı şehit ederken üç maymunu oynadınız? Hainler. Niye üç maymunu oynadınız? Neden öğretmenler, imamlar, sokakta yürüyen vatandaşlar, Aybike Hoca, bir bayan, genç bir öğretmenimiz şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Necmettin öğretmenimiz şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı?
Polislerimiz, askerlerimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak, bunu böyle biliniz. Bakınız, dün akşam bir kardeşimizin, şu anda teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Allah razı olsun. Bana ne dedi biliyor musunuz? Cumhurbaşkanım, eşim canlı veya şehit, ne olur beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler. Bakın, eşi bana bunu söylüyor. Dedim ki bak, biz şu anda her türlü adımları atıyoruz. Elimizde bu terör örgütünden çok kişi var. Biz görüşmelerimizi yapıyoruz. Biz ne yapacak? Yapacak, inşallah ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken bir ahlaksızlar, bir adiler. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar? Doçent olsan ne yazar? Sanatçı olsan ne yazar? Siz sözde sanatçısınız. Biz burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız? Burası sözün bittiği yerdir, bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir kez olsun bölücü örgütün evlerinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir araya gelip herhangi bir açıklama yapmadınız? Hem bunların hiçbirini yapmayacaksınız, hem de çıkıp utanmadan, arlanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz. Biz barış konusunda bizimle yarışa çıkabilecek bir yiğit göremiyoruz. Bunların yaptığı riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Daha doğrusu fikir soytarılığıdır. Bunun adı teröristlere canlı kalkan olmaktır. Sözüm ona barışseverlik adı altında bölücü terör örgütüne yardakçılık yapanlar ancak bu şekilde sıfatlandırılabilir. Bunların asıl derdi güvenlik güçlerimizin sınırlarımız ötesinde birer birer tepelediği insanlık düşmanı teröristlere ülkemiz içinden kol kanat germek, destek vermektir. Ancak ne kadar yırtınırlarsa yırtınsınlar, beyhudedir. Gençler, kardeşlerim, nasıl Cerablus ve Elbap'taki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, Afrin'deki, Münbiş'teki teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır. Ülkemizin güney sınırı terörden arındırılıncaya, ülkemiz sınırları içinde tek bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Gizli açık, hiçbir tehdit, hiçbir baskı bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaktır. Kardeşlerim, ülkemizin içeride ve dışarıda yürüttüğü bu çok yönlü mücadele, AK Parti olarak
bizim mesuliyetimizi de ne yapıyor? Ağırlaştırıyor. Türkiye'nin istikbal ve istiklal mücadelesinde bu kadroya, yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek, vatandaşlarımızın tamamını kucaklayarak yoğun bir çalışmanın içine şimdiden girmemiz gerekiyor. Tamam? Bu konuda mutabık mıyız? Bunları yapacağız, değil mi? Bizim boş geçirecek tek bir anımız dahi yok. Bizim hiçbir vatandaşımızı dışlamak gibi bir lüksümüz yok. AK Parti bir meşrebin, hizbin veya kökenin değil, milletin partisidir. AK Parti ülkemizi 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak yegane harekettir. Evet, ben buradaki tüm kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine inanıyorum. Ben 2019 seçimlerinde Çorum'dan yeni rekorlar, yeni başarılar bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Sizin samimiyetinize inanıyorum. Rabia'nıza da inanıyorum. Şöyle yoruldunuz galiba, bir kalkın bakalım. Şöyle hep beraber, hep beraber, hep beraber, tek millet. Bu sesiniz Çorum'a yakışmadı. Tek millet. Güzel. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Türküyle. Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Boşnağıyla, Arnavutuyla, Romanıyla, 80 milyon tek millet. Tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine bak. Rengi şehidimizin kanından alıyor. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. 3 tek vatan. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Tamam? Öldürmeyiz. Ezanımızı susturmayız. Ona göre yürüyeceğiz. Ve bölme gayreti içerisine girenlere tekrar sesleniyorum. Dışarıda seslendim. Bak, F-16 olur, Cudi'ye ineriz. Tendüre ineriz. Kandil'e ineriz. Mağaralarına ineriz. Ve nerede saklanırlarsa saklansınlar, orada yakalarız. Tanklarla, toplarla, helikopterlerle peşlerindeyiz. Bugün olduğu gibi. Ya çıkmış birisi de ne diyor biliyor musunuz? Duydunuz mu? Siz diyor bir delikli namlı yapamazsanız teröristlerin karşısında ne yaparsınız diyor. Kim bu, duydunuz mu? Kim? Kim? Evet. Ana muhalefetin başındaki zat bu ülkede artık bu devlet, bu hükümet ne yapıyor farkında değil ya. Şu anda ey Kemal Efendi, şu obüsler var ya obüsler, fırtınalar var ya fırtınalar. Onlar bu ülkede yapılıyor elhamdülillah.
Yapılıyor. Ve şu anda namlu derken şöyle bir lütfedersen sana bildireyim. O namlular nerede yapılıyor, nerelerde yapılıyor? Sen de istifade edersin. Sana da bir tane hediye ederler. Olur ya, lazım olur bir gün. Ve çok daha ileri. Artık İHA'sını ve SİHA'sını yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların kol kola omuz omuza dolaştıklarını biliyor da sen bilemiyorsun. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen bilemiyorsun. Ve işte şu anda elhamdülillah. Bak, bölgede bütün o dağlarda SİHA'larla olsun, F-16'larla olsun oraları bombalıyoruz. Ve dört, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz var mı? Yok. Evelallah. Tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tamam. Peki şimdi ne diyoruz? Şimdi ne diyoruz? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Çorum'u hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Günün anısına Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdim olacaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere.